Merhabalar arkadaşlar. Daha önceden bol bol birbirimizin sorularını çözmeliyiz demiştik. Arkadaşlarınıza soru paylaşmalısınız, onlardan yardım almalısınız, onlara yardım etmelisiniz demiştik. Bu videoda sizlere bunu neden WhatsApp üzerinden yapmamalısınız bundan bahsedeceğim. İlk zamanlarımda WhatsApp'tan soru atmayı çok seviyordum yani. Yapamadığım soruları gruplara ya da kişilere atıyordum. Ya da oralara atılan soruları cevaplandırmaya çalışıyordum. Ama bir süre sonra şunu fark ettim. WhatsApp'tan soru çözdüğümüz zaman çok fazla vakit gidiyor. Yani sadece soruyu çözmekle kalmıyoruz. Soruyu çözdükten sonra mesela üzerine muhabbetler başlıyor ya da işte nasıl gidiyor falan tarzında. Ya da konuşmayı bitiremediğimiz için ya ben ders çalışmam lazım şimdi çıkıyorum diyemediğimiz için muhabbet uzuyor gidiyor ve öyle bir vakit alıyor. Yani normalde bir soru arkadaşlar okulda arkadaşınızın yanına gidip çözdüğünüz zaman atıyorum 2-3 dakika alsın. Hadi üzerine tartıştığınız konuştuğunuz daha ayrıntılı çözdünüz 5-8 dakika aralığına çıksın atıyorum. Ama bunu WhatsApp'tan yaptığınızda karşıdaki kişinin sizi anlaması 2-3 dakika sürüyor zaten. Aynı şekilde size açıklaması 5 dakika sürüyor. Sizin anlamanız bir o kadar sürüyor. Üzerine konuşmalar falan filan derken çok fazla vakit alıyor. Yani ben de arkadaşlar bu kadar vakit aldığı için artık yüz yüze çözmenin daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için WhatsApp'ı bir soru çözüm uygulaması olarak kullanmayı bıraktım. Hani anında cevap alabilmek güzel bir şey ama sizin vaktinizin çok kıymetli olduğunu bilmeniz lazım ve eğer bir soru için 15-20 dakika kaybediyorsanız, çünkü büyük bir kısmı kayıp, soruyu öğrenmekle geçirmiyorsunuz hepsini. Bu kadar vakit kaybediyorsanız bence kullanmamak daha iyi. Onun yerine gün içerisinde hem hocalarınıza hem arkadaşlarınıza okulda birebir sormanız çok daha mantıklı bence. Bunu unutmamanız lazım. Eğer mezunsanız mesela şu soru gelebilir ya, okula gitmiyoruz atıyorum, mezun olabilirsiniz ya da açıktan okuyor olabilirsiniz. Onlar için de bence mantıklı olan yine kütüphane gibi farklı ortamlarda bulunup yine birebir soru çözümünü sağlayabilmek. Bu size çok fazla vakit kazandıracaktır diye düşünüyorum. Yani sorularınızı birebir de çözün ve daha çok verim alın diyorum. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar, iyi çalışmalar.